Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda security mission'larda kazandığınız loyalty point'leri ya da faction warfare'de kazandığınız loyalty point'leri nasıl değiştirirsiniz? Bunlardan nasıl para kazanırsınız? Bunları göstereceğim. İlk olarak ne kadar LP'niz var? Bunları nereden buluyorsunuz? Bunun için arkadaşlar bir cüzdanınıza giriyorsunuz. Şuradaki Z harfine, sonra LP Corporations kısmına geliyorsunuz. Aşağıda hangi firmalarda ne kadar LP'niz var? Oyun size bunu söylüyor. Bakın mesela bizim Federal Intelligence Office'da 13.515 lp'miz varmış. Tribal Liberation Force'da 4700 lp'miz varmış. Şimdi bunların de, bu, puanları, bu puanları değiştirebileceğiniz çok fazla yer var ve oyun size en yakın olanları otomatik olarak söylüyor. Bakın mesela benim şu anda en yakın olduğum yer şu anda olduğum yerde varmış İstasyonum da doğru ve bu puanları değiştireceğim. Ama eğer şuna gitmek istedim sağ tıklayıp Set Destination derdim. 8 jump de burada değiştirebiliyormuş. Yani siz de farklı bölgeler için aynısını yapabilirsiniz. Şimdi puan değiştirmek istediğiniz zaman şuraya gelip şuna basıyorsunuz. Bakın şöyle bir LP puan mağazası var. Oradan sonra şu başlıkta doğru başlığı seçtiğinizde dikkat edin. Yani mesela buna giderseniz burada puanınız gözükmeyebilir. İki tane başlık oluyor genelde. Ardından aşağıda LP'nizle alabileceğiniz şeyleri görüyorsunuz. Şuraya gelip Show Affordable on Only'ye basın. Yani sadece bu, alabileceğiniz şeylere bakın. Ondan sonra almak isteyeceğiniz şeyleri kontrol etmeniz lazım. Yani bazı şeyler arkadaşlar alsanız da değerli değil. Yani 10.000 LP de verseniz 20.000 LP de verseniz değerinin karşılığını vermeyen eşyalar olabiliyor. Bunlara tek tek bakmanız lazım. Mesela Large Railgun Specialization buna bakalım. Market fiyatını göster diyorum. Markette 9.500.000'e gidiyormuş. Price history'ye de bakalım. Bakın bir yere mesela 6 milyondan satılmış ama onun civarında şu çizgiler satıldığı fiyatları gösteriyor. Genelde 10 milyona yakın fiyatlardan satılıyormuş. Yani biz 9000 LP karşılığında istersek bunu alıp 9.5 milyona satabiliriz. Diğerlerine bakalım. Mesela Large Blaster. Bakın bu mesela 7 milyonmuş. Eğer bilmeyip aynı LP fiyatında diye bunu alsak 2 milyon daha az para kazanacak. Ya da aşağıda daha çok işimize yarayacak neler olabilir. Bakın, mesela bunlara bakalım. Sadece 750 LP. 2,5 milyon. Bakın mesela istersek şundan alıp yazı bir diye uğraşıyorum. Kaç tane alabiliyoruz bundan? 10, 12 tane mi? 12 tane alıp pazarda satabiliriz. Ama dikkat etmeniz gereken şeyler şu. Bunları alırken ekstradan para veriyorsunuz. Yani şu ISK cost dediği şey LP ile beraber ödediğiniz ek para. Yani hesap yaparken bu ek parayı da koymanız lazım. Buna 750 bin ASK verdikten sonra bir de 750 puan vereceksiniz. Ondan sonra kazandığınız 2,5 milyon değecek mi? Sonra yine şurada price history'yi kontrol edin. Bakın mesela bu bazen çok düşük fiyatları da satılmış. Hatta genelde 1 milyona yakın fiyata satılmış. Bu 2 milyona satamayabilirsiniz. Elinizde patlayabilir. Bu kötü bir eşya demek. Onun yanında neye bakabiliriz mesela? Şuna bakalım. Galante Federation Starbase 5 Chart. 5 sadece 500 LP'ymiş. Fiyatına kadar tanesi 5000 bir seferde 100 tane veriyor. 500 bin. Değil mi? Yanlış bir hesapladık. Bir ay eski o zaman 1000 LP yapmış oluyor. Ha, pardon. 1 LP 1000 ay eski yapmış oluyor. Kafam gitti. Çaktırmayın daha yeni orucumu açtım. Yani idare eder bir değer. İstersek mesela bundan da alıp yapabilirmişiz. Burada çok fazla şey var. Bunları ya tek tek kontrol edeceksiniz ya da şöyle yapın benim tavsiyem. Kendinize pahalı bir hedef koyun. Bu pahalı hedefi takip edin mesela. Şimdi burayı şoval'a çevirdim. Burada ne varmış? Executor Naviushi varmış mesela. 90.000 LP diyor. Bunun fiyatına kadar 52 milyona eski. Ve bakın mesela normal bir executor alıp şurada gereken şeyleri üstüne gelince bir daha söylüyorum size. Bakın şöyle bir daha üstüne durayım. Öyle bakın. Düz executor alsak üstüne Gallant BT Nexus chip alsak bir de 90 LP koyduğumuz zaman bu gemiyi 52 milyona satabiliyormuşuz. Bakalım karlı bir şey mi? Bu geminin boş hali kaçmış? 11 milyon. Peki çip ne kadar? Şu çipleri gösterme olayı bayağı işkence olabiliyor bazen ya. 2,5 milyon. Yani toplam 13 milyon para vereceğiz. 90 bin LP vereceğiz. Karşılığında da 55 milyonluk bir gemi almış olacağız. Mesela isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi ufak şeylerden sürekli alarak onlarda da alsat kârı yapmaya çalışabilirsiniz. LP ticareti bu kadar. Her ülkenin farklı şeyler sattığını unutmayın. Yani biz şu anda burada bakıyoruz. Bunlar mesela Execure'ne bir şey veriyor ama siz Amar'daysanız Amar'ın Faction gemilerini verebilir. Ya da Amar modülleri verebilir. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Bazıları direkt Blueprint veriyor. Ve Blueprint'lerin kullanımı sınırlı. Yani mesela bakın şunu yaparsak bize 5 kere çalışan bir Blueprint verecekmiş. Bu mesela tuzak. Çünkü şu topları kimse satın almaz. O yüzden blueprint verip vermediğine dikkat edin. Çünkü yani şunu da düşünün. Bakın mesela bunu 36 milyonu alacağız. 90 bin LP vereceğiz. Bitmiş hali bitmiş halinin fiyatına da bakayım sizin için. O bitmiş hiç alıp yapan bile yok yani. Çünkü şöyle bir şey var. bunu bir de aldıktan sonra inşa etmeniz gerekiyor. İnşa ederken de para vereceksiniz. Yani yine para kaybedeceksiniz. Blueprint'lerin çok azı cidden işe yarar. Onun dışında Olabildiğince blueprint almayın yanlışlıkla. Ama benim tavsiyelerim ya böyle ucuz şunlara gidin. Şöyle skill kitabı gibi ya da şunlar gibi. Şu da olabilir gene yani şu baya mantıklıydı fiyat olarak. Ya da çok para biriktirip böyle değerli gemileri almaya çalışın. Bakın mesela aşırı LP biriktiririm derseniz Megatron Navi 3'ü alabilirsiniz. 600.000 LP ama Sonuçta Megatron Avish'in fiyatı ne kadarmış pazarda? Bakın 600 milyona yakın. 600 milyona satarsanız bu gemiye bunu alırken şu verdiğiniz şu parçalara da bir 200 milyon verseniz 400 milyon izinizde kalır. Süper para. Yani benim bu konuda diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin aklınıza herhangi bir şey kaldıysa sormayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.